elinizde avucunuzda ne varsa getirdim. Canım benim. Kıyamam kız ben sana ya. Teyze, bunlar var ya, analı kızlı nasıl merhametli insanlar anlatamam ben sana ya. Nasıl merhamet akıyor içlerinden. Böyle mesela Hülya beni hani o gün babama için para istemek için gelmiştim ya kapının önüne atarken... bu Beyza Hanım da dut yemiş bülbül gibi sustu maşallah. Gün olur devran döner Efsun'a. Ne zaman ne olacağı bilinmez. Her şeyin hesabı sorulur. Sırası gelecek hele. Sağ ol. Kalabalığı göstermesin Süsler, tamam mı? Sade olsun. Arzu. Ateş. Her şey harika görünüyor. Çok güzel. Doruk nerede? Nedim dedesiyle birlikte. İkisinin de keyfi gayet yerinde. Ay, frene kurabiye atmıştım. Ona bir bakayım, tamam mı? Tamam. Ağzınızı açın lütfen. Bitti herhalde değil mi? Bitti. Ha gelsin. Haset. Bahar. İyiyim. İçeriye seninle gelmem ister misin? Olur. Tamam. Hadi. Aa. Ne kadar hoş olmuşsun Efsuncuğum. Çok güzel görünüyorsun. Sen şimdi gerçekten layık olduğun yerden kurtulmuş olsan da... hayatta her şey bu kadar basit değil tabii. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Bizden çaldığın soyadımızı tıpış tıpış geri vereceksin. Verdim bile. Burada dert ne ben anlamadım. Ama çok doğru söylüyorsun. Hülya Hanım, insan ne oldum değil ne olacağım demeli. En azından senin ne olamayacağını biliyoruz Efsun. Bak yanımda kimler var. Bana ait olan her şeyi tek tek geri alıyorum senden. Çok sevindim Bahar. Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçek anneni babanı bulmana, kavuşmana, onlarla birlikte olmana çok sevindim. Kılığın kıyafetinde çok güzel olmuş. Paçanı düzeltmişsin. Kuyruk dik. O yüzden bence sen bunların tadını çıkar. Böyle beylik laflar etme yani.